Türkiye'nin yeni ekranı TV6'dan herkese merhabalar. Talk Business programının bugünkü konuğu Türkiye'ye değişimi getirecek Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül. Genel Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Çok evet. teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, hmm. özellikle genç jenerasyon içerisinde değişime hasret gençler evet. sürekli sizleri paylaşıyorlar. Evet. Ben de sizi takip ediyorum. Gerçekten hoşuma gidiyor ve bugün sizle birkaç saat geçirdim. Gençlere şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye Değişim Partisi'ni takip edin. Değişime açık olun. Sayın Genel Başkanım, programımız Talk Business. Aslında ekonomi ama e, siz gibi geçmişi ve geleceğe olan güveniyle bir genel başkanımızın yorumları önemli. Türkiye'nin ekonomisini soracağım. Ukrayna-Rusya savaşının bizim ülkemize pozitif, negatif yanlarını soracağım. Daha sonra bugün kulaklarımla şahit oldum. Kanada ve Avrupa'daki hububatla ilgili sorular soracağım. Güzel bir program olmasını bekliyorum. Siz gibi değerli bir siyasetçinin karşısında olmaktan da onur duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım ki bu yayın bizi e, izlemekte olan bütün yurttaşlarımız son derece keyif alırlar. Konulara son derece iyi hazırlandığınızı görüyorum. Türkiye'nin meselelerini çok iyi bir şekilde bildiğinizi görüyorum. Ben de e, en samimi bir şekilde Türkiye Değişim Partimizin kuruluş amaçlarını, Türkiye Değişim Partimizin ülkemize neler vaat ettiğini, gençlerimize, kadınlarımıza, emeklilerimize, engellilerimize ve gerçekten kimsesizlere, yoksullara, işsizlere, kuryecilere, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, özellikle engelli evlatlarımıza neler yapmamız gerektiğini ben de bu programda dilimin döndüğü kadar anlatacağım. Dinamik program olsun. Evet. Sıkı soru sorun, sıkı cevap vereyim. Kısa soru, evet. kısa cevap olsun ve daha çok konuya girerek biz de Türkiye Değişim Partimiz'in görüşlerini binlerce yurttaşımızla, sizin evet. varlığınızda buluşturalım. Evet. Sayın Sarıgül, herkes Mustafa Sarıgül'ü biliyor. Sarıgül bir marka Türkiye'de. Siyasetin her alanında oldunuz. Sağ Belediye başkanlığı, milletvekilliği, yani partide yönetim kurulu bunlarda bulundunuz. Ve şu an hani eski siyasi görüşlerle değil de değişim ile geldiniz. Eskiden çare Sarıgül deniliyordu. Evet, evet. Şimdi siz değişim çare diyorsunuz. Doğru. Bunu hani bu değişimi az önce anlattıklarınızla pekiştirdiniz ama ekonomiye etkisi nasıl olacak? Ee, şöyle şöyle Türkiye Değişim Partisi herhangi bir kişiye, herhangi bir şahsa, herhangi bir siyasi partiye kızdığı için, küstüğü için kurulan bir parti değil. Türkiye Değişim Partisi'nde görev alan arkadaşlarımızın koltuk merakı yok. Türkiye Değişim Partisi'nde görev alan arkadaşlarımız davasına inanmış arkadaşlar. Ülkemize katkı, da suna katkı sunacak olan arkadaşlarımız. Yani Türkiye Değişim Partimizde hiçbir arkadaşımızın rütbe heyecanı yok. Ama evet. memleketimize memleketimize Proje heyecanı var, değişim heyecanı var, yeni bir enerji heyecanı var, yeni bir hayat sahası, yeni bir umut olma heyecanı var. <laughs> Bugün iktidar yoruldu, heyecanı bitti. Türkiye'de yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyaç var. İnanın ki o yeni enerji ve yeni hayat sahası Allah'ım izin verirse, yurttaşlarım takdir ederse o Türkiye Değişim Partisi olacak. Tabii bir ülkede en önemli konu ekonomi, ekonomi, ekonomi. Ekonomi her şeyin baştaç. Ama ekonominin iyi olması için de demokrasinin iyi olması lazım. Hukukun da iyi olması lazım. Beni yıllar önce Harvard'a çağırdılar. Amerika, Harvard. Harvard Üniversitesi'nde bir konferans vermek üzere çağırdılar. Belki sen diyorsun ki yani Erzincanlı Sarıgül Harvard'a nasıl çağıracaklar diye. Belki de buna inanmıyorsun. Belki de buna şey yapmıyorsun çünkü pek inanır da gözükmüyorsun. yani e, efendim e, sarıkamıştan bir evlat Türkiye'nin her tarafına gidiyor da Erzincan'dan bir sarıgül niye gitmesin Harvard'da bana verdikleri program şuydu küresel ekonomi ile ilgili konuşma yapın diye hayır dedim ben küresel ekonomi konuşmayacağım küresel demokrasi konuşacağım evet. demokrasi varsa ekonomi var hukuk varsa ekonomi var Türkiye ekonomik olarak inanın ki. Türkiye Değişim Partisi'nin uygulayacağı projelerle ilk 10 yılda, ilk 5 yılda şahlanacak. Türkiye Değişim Partisi olarak birinci 5 yıllık kalkınma planımız var, ikinci 5 yıllık kalkınma planımız var. Birinci 5 yıllık kalkınma planında sorunların tespiti ve çözüm yolları var. Bunun için arkadaşlarımız Hollanda'ya gittiler sağ olsunlar. Hollanda'da bir ekip ciddi bir şekilde çalışma yaptı. Hollanda'da yaptığımız çalışma neydi biliyor musunuz? Hollanda'yı inceledik. Hollanda nasıl oluyor da 720 milyar euroluk bir ihracat yapıyor? Nasıl oluyor da 720 milyarlık bir malı, malzemeyi gıdada, sanatta, kültürde, sanayide yurt dışına gönderebiliyor? Baktık buna, planladık. Ve Konya şeyin Hollanda'nın yüz ölçümü Konya kadar. Evet. Konya kadar bir yerde tarımdan 200 milyar euronun üzerinde bir ithalat var Demek ki Türkiye'den kaç tane Hollanda çıkar 20 tane 30 tane Hollanda çıkar ama ne yazık ki bizim ithalatımız yani dışarıya verdiğimiz mal aldığımız para 280 milyar euro İhracatımız da efendime söyleyeyim 200-225 milyar civarında. Dolayısıyla 50-60 milyar dolar da fazladan açıktan veriyoruz. Kime veriyoruz diye baktım ve araştırdım. Son 20 yıllık süre içerisinde biz buğdaydan buğday almışız, mercimek almışız, saman almışız. Buğdayı nereden almışız? Rusya'dan ve Ukrayna'dan almışız. Peki Mercimeği nereden almışız? Pirinci Kanada'dan almışız. Samanı nereden almışız? Bulgaristan'dan almışız ve çeşitli ülkelerden almışız. O nedenle 120 milyar dolar bir parayı biz yabancıya vermişiz. Yabancı çiftçiye vermiş. Oysa kendi çiftçimize verdiğimiz zaman Türkiye Değişim Partisi iktidarında ekilmeyen, biçilmeyen arazi kalmayacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarında nasıl bugün çiftçi e, otoyollara, otoyollara köprülere geçiş garantisi varsa, Türkiye Değişim Partisi iktidarında çiftçilerimizin ürettiği, çiftçilerimizin ektiği, biçtiği her şeyi alacağız. Ve ekonomik milliyetçilik yapacağız. Evet Türkiye Değişim Partimizin evet. ana e, projesi ekonomidir ve ekonomik milliyetçiliktir. Nedir ekonomik milliyetçilik? Tütünümüz, Adıyaman'a gidin bakın, ekemiyoruz tütünü. Niye ekemiyoruz tütünü? Amerika Birleşik Devletleri Yasaklamış. Sen ekmeyeceksin diyor. Peki en büyük Amerika'nın sigara fabrikası nerede? Ege'de ve e, Manisa'da. Bakıyorsunuz oraya sigara fabrikasına. Bütün markalar oradan çıkarıyor. Türkiye Cumhuriyetleri'ne, Orta Doğu'ya, Balkanlara bizden gidiyor. Ama tütün nereden geliyor? Virginia'dan geliyor. Evet. Türkiye tütünü ekemiyor. Ekonomik milliyetçilik şu, kendi topraklarımıza ne ekilip ne biçileceğine Amerika Birleşik Devletleri değil Türkiye Cumhuriyeti karar verir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu karar verir. Evet. Biraz daha ilerleyelim. Şeker fiyatları her geçen gün yükseliyor. Böyle giderse daha da yükselecek. Niye yükselecek? Şeker pancarı biz ekemiyoruz. Neden şeker pancarı Trakya'da ekemiyoruz? Neden Eskişehir bölgesinde ekemiyoruz da şeker pancarını biz dışarıdan alıyoruz? Neden biz o şeker fabrikalarını yok ettik, özelleştirdik, cumhuriyetin döneminde kurulan o fabrikaları? Niye ekemiyoruz biliyor musunuz? Avrupa Birliği şeker pancarına kota koymuş. Diyor ki sen şu kadar ekersin, bu kadar ekemezsin. O nedenle o kotaları kaldıracak olan parti Türkiye Değişim Partisi. Bir başka noktaya da baktığımız zaman ekonomik milliyetçilik demek pamuğumuza, fındığımıza, çayımıza, üzümümüze, üzümümüze, pamuğumuza, ayçiçeğimize sahip çıkmak demektir. Ekonomik milliyetçilik demek yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Bir özenti var, bir batı özentisi var, bir yabancı marka özentisi var. Ekonomik milliyetçilik demek ne demek biliyor musunuz? Tekstil. Eskişehir'de fabrikada dünyanın en büyük markaları üretiliyor. Eskişehir'de ürettiği fabrikada bir takım elbise için efendim 250 e, dolar 250 euro veriyorlar. Aynı takım elbise yurt dışından bir markayla buraya geliyor ve evet. 1500 euroya satılıyor. Ekonomik milliyetçilik demek kendi markalarımızı üretmek demek. Ekonomik milliyetçilik demek kendi ülkemizin ürünlerine sahip çıkmak demektir. Yani bugün fındıktan kim zengin oluyor? Ferco diye bir İtalyan firması zengin oluyor. Evet. Sudan kim zengin oluyor? Rabbimizin verdiği o sudan kim zengin oluyor? Fransız şirketleri zengin oluyor. Evet. Türkiye Değişim Partisi'nde yok öyle yağma, böyle gelmiş böyle gitmez. Amerika'ya baş kaldıracak Avrupa Birliği'ne hayır diyecek olan tek parti Türkiye Değişim Partisi. Diğer partiler bunu yapamaz çünkü onların bagajları kalabalık. Onların evet. günah defterleri çok var. Unutmayın ki, unutmayın ki yabancıların tekeline giren bir siyasi partinin muvaffak olması mümkün değildir. Türkiye Değişim Partisi öyle bir ekonomik milli ikili ki Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diye biz inşallah yollarda olacağız. İnşallah. Malazgirt'ten Kocatepe'ye gerçekten mutlu ve güzel Türkiye edeceğiz. Evet. Bugün Türkiye ayrışmış. Bazıları bakıyorsunuz ki Malazgırta gitmiyor, bazıları da Kocatepe'ye gitmiyor. Hayır. Türkiye Değişim Partisi diyor ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı Osmanlı'da bizim, Selçuklu'da bizim, Cumhuriyet'te bizim, Malazgırt'ta bizim, Alparslan'da bizim, Fatih Mehmet de bizim, Mustafa Kemal Atatürk'ümüz de bizim, Kazım Karabekir de bizim. Evet. O Kazım Karabekir'in yeğenini tanıyorsan profesör mü? O zaman dayısı mı amcası mı zıkımı kökünü yemesin. O Kazım Karabekir'in hakkını yiyorlar kardeşim. O Cumhuriyet döneminde en büyük mücadeleyi veren Kazım Karabekir. Lütfen benimle bir buluştur Kazım Karabekir'i. Onun adını silmeye çalışmışlar. O en büyük kahraman o. Atatürk'ten sonra en büyük kahraman o. İkinci adam gerçekten o. Ama Kazım Karabekir anlatacağız. Adını silmişler, gizlemişler. Onun emeklerini paramparça etmişler. Ben Kazım Karabekir Paşa'ya kurban olurum. Sayın Sarıgül, çok teşekkür ederim. Hem Kazım Karabekir Paşa hakkında yorumlarınız, bir de anlattıklarınızdan özet çıkarak. Dediniz ya, Erzincan'dan çıktım, Harvard'da konferansa gittim. Değişim Partisi Türkiye bu değişimi getirecek mi? En önemli soru bu. Jack Ma'yı biliyorsunuz değil mi, değerli başkanım? Alibaba.com'un kurucusu. Bravo. Çinli. Çin'den, Çinli. Jack Ma. Çin'den KFC'ye iş başvurusunda bulunup alınmadı defalarca üniversiteden atıldı ama dünya ekonomisinin seyrini değiştirdiler. Kimle değiştirdiler? Amazon.com'la değiştirdiler. Jeff Bezos'la değiştirdiler. Jack Ma değiştirdi. Bu şekilde dünya ekonomisi yeni bir haritayla sahneye çıktı. Türkiye Değişim Partisi sizin şu an anlattıklarınız çok çok önemli. Dışa bağımlılığı kaldıracağız. Siz söylediniz İtalyan Ferrero geliyor fındığımızı alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti fındık üretiminin yüzde 83.2'sini elinde bulunduran. Dünya dünya. Dünya dünya fındık üretiminin yüzde 83.2'sini elinde bulunduruyor. Amerika yüzde 3'ün elinde bulunduruyor. Ve biz Türkiye'deki fındık üreticileri olarak Amerika'ya Oregon'a gidip fındık enstitüsünden dersler bravo, alıyoruz. Bravo, bravo. Bu çok acı bir şey. Sebep bürokrasi. Sebep önümüze konulan engeller. sadece fındık için değil Sayın Genel Başkanım. Bravo. Biz sizi bu Türkiye Değişim Partisi'nin özellikle bu ekonomideki tarımdaki e, şeylerinizi reformlarınızı diyelim Başkanım. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Akademisyen olarak ve e, ihracatı geliştirme programcıları olarak biz sizin bu e, ekonomiyle alakalı sözlerinizi şiddetle destekliyoruz. Çok teşekkür ederim. E, Sayın Genel Başkanım. Yani ekonomide... Unutmayalım, unutmayalım. Evet. Ekonomik milliyetçilik derken dar düşünmüyoruz, geniş düşünüyoruz. Ama bizim ülkemizin değerleri var. Bizim ülkemizi biz Türkiye Değişim Partisi olarak 5T formülüyle şahlandıracağız. Bu 5T formülünden bir tanesi en büyüğü tarımdır. İkincisi turizmdir. Üçüncüsü tekstildir. Dördüncüsü de teknolojidir. İşte o teknoloji dediğiniz zaman Çin'den çıkan bir e, Ali Baba Amazon'la dünyaya hakim oluyor. Ne yapıyor Ali Baba? Ne yapıyor Amazon kardeşim? Hiçbir şekilde üretimi yok. Senin malını alıyor, bana satıyor. Benim malımı alıyor, sana satıyor. Ama sonuçta bir teknoloji devi olmuş. Muazzam bir şekilde, müthiş bir beyin olmuş. Bir de bıkmamış, uzanma, usanmamış ve pes etmiş. Evet. Aynı zamanda isminin Ali Baba olması da benim için son derece önemli. Ali Baba deyince onu çoğu da Türk zannediyor. diyor. Evet. Türkiye'de önemli ölçüler içerisinde katkısı oluyor. Bir çocuk bana gelmişti. Gazeteciydi. Adı Yalçın Çakırdı. Flash TV'deydi. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordu. Sonra kimse sahip çıkmamış. Eski tanıdığım bir çocuktur. Milletvekili olduğum dönemde muhabirdi. Geldi bana. Dedi ki başkanım benim kızım dedi. Üniversiteyi kazandı. Ben okutamam dedi. Hangi üniversiteyi kazandı? Bilgi Üniversitesi'ni kazandı. Okutamam dedi. Onun üzerine dedim ki Yalçın sen benim arkadaşımsın. Ben milletvekili olduğumda da ben haberlerimi çok yaptım. Gel bakalım Yalçın. Allah büyüktü dedim. O bizim yeğenimizi okutacağız. Okuttuk. Bilgi Üniversitesi'ni bitirdi. Şu anda Amazon'un Avrupa Başkanı. Amazon'un evet. Avrupa Başkanı. Evet. Onun için... Seni de tebrik ediyorum. Bu çok önemli. Bir kere Amazon'u burada konuşmamız önemli. Evet. Teknolojiyi konuşuyoruz Amazon'u konuştuğumuz zaman. Neyi konuşuyoruz aynı zamanda? Sanal bir alışverişi konuşuyoruz. İnternetten yapılacak olan alışverişi konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Teknolojinin nimetlerini konuşuyoruz. İnşallah Türkiye'mizde bu noktaya gelir. Ama Türkiye'mizde teknoloji eksik çünkü gençlerin kafası Türkiye'de değil. Gençler sürekli kafaları yurt dışında. Gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Onların kafalarını değiştirmemiz lazım. Gençler burada gelecek görmüyorlar. Beyin göçünü önlememiz lazım. Evet. Türkiye Değişim Partisi'nin birinci planı beyin göçünü önlemektir. İki tane Türk doktoru, biz onların olanaklarını, imkanlarını artırsaydık, onlara lojistik destek verseydik, laboratuvar desteği verseydik, o Almanya'da buldukları BioNTech aşısını evet. Türkiye'de bulsalardı, hem evet. dünya insanlarına önemli katkı olurdu, hem de Türkiye'mizin önemli ölçülerine tanıtımı olurdu. Ama hiçbir şey geç değildir. Biz şimdi bu gençlerimizi inanın Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençlerimizin önünü açacağız. Gençlerimize lojistik destek vereceğiz. Beyin göçünü %100 önleyeceğiz. Genç geleceğinden mutsuz. Evet. Genç diyor ki ben üniversiteyi bitirdiğim zaman iş bulamayacağım. Niye bulamıyor biliyor musun? AK Parti iktidarı maalesef devlet planlamayı kaldırdı. Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı. O devlet planlama teşkilatı şuydu. Kaç tane orman mühendisi lazım? 300 bin tane onu evet. o veriyordu. Kaç tane lazım doktor? Bir buçuk milyon ona göre veriyordu. Kaç tane makine mühendisi lazım? Kaç tane endüstri mühendisi lazım? Ona benzer bakıyordu. Evet. E şimdi devlet planlama kalktığı için maalesef şu anda diplomasız işsizlerin sayısı alabildiğine fazla. Üniversiteyi bitiriyorlar fakat iş bulamıyorlar. Niye? Yeteri kadar eğitim alamıyorlar. Mesela Türkiye Değişim Partisi Türkiye'nin geleceğini biz üniversitelerde değil daha çok meslek yüksek okullarında görüyoruz. Mesleği olsun, geleceği olsun. Mesela bir mimarımız, mühendisimiz var ama onun yanında çalışacak bir tane mimari restorasyon bölümü öğrencisine ihtiyaç var. Evet. Onun için meşişli meslek yüksek okulunu kurdum. Evet. Biraz daha ilerleyelim, devam edelim. Avukatlarımız çıkıyor ki onların da sayısı çok fazla. Çok fazla avukat çıkıyor. Evet. O gençlere bakıyorum, yer arıyorlar gidecek, staj yapacak yer alıyorlar. Günde kaç tanesi geliyor? Avukatlarımız var. Ama avukatın yanında gidecek, yazısını çizecek, çizsinizecek çizecek, uyapa girecek, onu toparlayacak, gidip savcılıkta, adliyede evrakları takip edecek olan neye ihtiyaç var? Şiş, meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümü öğrencilerine ihtiyaç var. Bugün usta var ama ustanın yanında kim olacak? Bir adam otel açıyor ama turizm otelcilik bölümü öğrencileri olacak ki otelde çalışsın. Bunun için de meslek yüksek okullarına ihtiyaç var. Gençlerin mesleği olacak ve geleceği olacak. Onun için Şişli Meslek Yüksek Okulu'nu vaktiyle kurmuştuk. İkincisi bakıyorsunuz gençler kredi yurtlar kurumunu kazanıyor. Üniversiteyi kazanıyor. Kredi yurtlar kurumuna gidiyor. Ayda 700 lira para yatırması lazım. Köyden para gelmiyor. Yurt müdürü diyor ki evladım senin bu ay diyor aydatın gelmedi. Öğrenci evladımız orada mahcup oluyor. Perişan oluyor eğitimine mi bakacak, oraya gelen parasına mı bakacak? Hiç. Bir öyle öğrenci biliyorum ki bir öğünlü evladım gününü geçiriyor. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bizim iktidarımızda Kredi Yurtlar Kurumu'nun adını hemen değiştireceğiz. Oranın adını öğrenci ağırlama merkezleri yapacağız. Hiçbir evladımız da üniversiteye girdiği zaman kesinlikle şey almadan, ödemesini yapmadan orada eğitimini alacak ve beyin gücünü de biz bu şekilde önleyeceğiz. İkincisi Türkiye'nin geleceği eğitim ama eğitimde adil, hakça bir fırsat eşitliği vermemiz lazım. Fabrika sahibinin çocuğu 20 kişilik sınıflara gidiyor, özel okulda okuyor. O fabrikada çalışan bir işçi arkadaşımızın evladı 40 kişilik sınıflara gidiyor. O özel okulda teknik ve teknolojik imkanlardan yararlanıyor. Bu taraftaki hiçbir tanesinden yararlanamıyor ama üniversite sınavına aynısı yani olamıyor. Başkanım, e, lafınızı keseceğim ama toplum buna hazır mı? Bu çok önemli. Yani ha, toplum. toplum buna hazır mı? Vallahi çok yani, güzel. Yani fırsat eşitliğini ne kadar getirirseniz getirin toplumu eğitmezseniz, doğru. toplumu doğru. toplumu buna hazırlamazsanız dedikleriniz çok güzel, kulağa çok hoş geliyor ama başaramazsınız başkanım. Toplum Türkiye'de siyaset yani siz gibi değerli bir siyasetçinin karşısında özür dileyerek söylüyorum. Türkiye'de siyaset o kadar toplumu o kadar toplumu çıkılması gere çıkılmayacak bir noktaya getirdi ki ne yaparsanız yapın düzelmiyor. Biz siz de sürekli sosyal medyayı kullanıyorsunuz, biz de takip ediyoruz. Ya insanlar artık kendi yani benlerini, ya ego diyelim, kendi egolarını tatmin etmek için başkalarını şey yapıyor ama bakıyorsunuz geliri yok, ölecek haberi yok ama öyle güzel bir toplum mühendisliğiyle dizayn e dizayn edilmişler ki şey yapamazsınız. Yok. Yani e, siz bu dediklerinizi uygulayabilmek için başkanım öncelikle toplum e, kutuplaşmasını gidermelisiniz. Ben sizin dünkü ve ondan önceki günkü programınıza baktım. Güneydoğu programlarınız vardı başkanım. Doğru. Diyarbakır. Diyarbakır evet. Güneydoğu diye geçiyordu. 17 tane, evet. 13 tane il başkanımızın katılmasıyla ee, Güneydoğu Anadolu bölge toplantısını dün Diyarbakır'da bu saatlerde gerçekleştirdik. Hayırlı olsun diliyorum başkanım. Benim dikkatimi çeken şu. Diyarbakır denilince son zamanlarda özellikle siyasete girmek isteyenlerin, siyasetçilerin ve siyasetten geçinenlerin Diyarbakır'da insanları kullanarak gündeme gel geldikleri bir konu var. Bir cenah cumartesi anneleri diyor, bir tarafta e, Diyarbakır anneleri diyor. Siz Diyarbakır'da ne yaptınız? Sen genel başkan. <laughs> evet. Bu çok önemli. Sağ, sağ olun, yani. çok teşekkür ediyorum. Bir kere söylediğiniz çok doğru. Toplumu hazırlamak lazım, toplumu dönüştürmek lazım. Bunun için de bugüne kadar toplumu hazırlayacak ve dönüştürecek olan bir yapı yoktu. O yapı inşallah Türkiye Değişim Partisi olacak. Nedeni şu, nedeni şu, nedeni şu bugün Türkiye'de yüzde 18'de 22 arasında kararsız oy var. Bu kararsız oy diyor ki ben iktidara güvenmiyorum artık. İktidar yoruldu. Evet. Ama muhalefete de güvenmiyorum diyor. Yani iktidarı sevmiyorum muhalefete de güvenmiyorum diyor. Ona da muhalefet partileri diyorlar ki bunlar küsen yüzen oy. Hayır onlar yüzen oy değil. Onlar küsen oy. Onlar iktidara küsmüş. Muhalefet de küsmüş. Onlar gidecek yer arıyor. İnşallah onların sığınma limanı Türkiye Değişim Partisi olarak biz olacağız. Biz annenin Diyarbakır annesi, cumartesi annesi olmaz. Anne annedir. Aynen. Annenin e, Laz annesi, Laz annesi, Mohta annesi, Çerkez annesi, efendim Boşnak annesi, Kürt annesi, Alevi annesi, Sünni annesi olmaz. Annelerin annelerin e, göz renkleri farklıdır ama göz yaşları aynıdır. Aynen. Cumartesi annesi de bizim, Diyarbakır annesi de bizim. Biz istiyoruz ki Türkiye Değişim Partisi olarak annelerin yüzü gülsün, anneler ağlamasın. Bir atasözü vardır. Ağlarsa ana ağlar, gerisi yalan ağlar. Cumartesi annelerine gittiğim zaman yıllarca Beyoğlu'nda kaç hafta orada oldular o annelerin çocuklarının kaçırıldığını, o annelerin çocuklarının perişan olduğunu ve annelerinin 4 ay, 5 ay çocuklardan haber alamadıklarını 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl hep orada gördüm. Onlar ne istiyorlar? Evlatlarına kavuşmak istiyorlar. Hatta o kadar ilerlemişler ki canlısına kavuşamayacağım diyor, ölüsüne kavuşayım diyor Allah korusun. Ve büyük bir yürek acısı. Ve Diyarbakır'da da aynı olay geçerli. Bir Türkiye Değişim Partisi olarak dünyanın her noktasında Silahlar gitsin, barış gelsin diyen bir partiyiz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak inanın ki, inanın ki e, Güneydoğu'da da o sorunu çözecek olan parti biziz. Diğer partiler çözemez. Diğer partileri yurt dışından korkuyorlar. Diğer partileri Amerika'dan korkuyorlar. Çözemezler. Niye biliyor musun? Biz diyoruz ki Kürt annesi de Türk annesi de kardeştir kalleş olan Amerika'dır. Çok iddialı. O coğrafyayı, o coğrafyayı paramparça eden Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in yapılaşmasıdır. Bir kez daha söylüyorum. Türk annesi ve Kürt annesi kardeştir. Kalleş olan Amerika'dır. Bu sorunu ben çözmek için 2008 yılında Batman'da bir konuşma yaparken aynen şunu söylemiştim. O zaman da yukarıdan bir asker helikopter mi geçiyor ne var? Refleks yaparak dedim ki Türkiye Değişim Partisi iktidarında Güneydoğu'ya hiçbir zaman bomba uçakları gelmeyecek. Buraya inşallah turist uçakları gelecek. Barışı sağlayacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Biz Türkiye'mizi barışa barışa büyüteceğiz. Ama barışla ilgili oradaki Kürt yurttaşlarımızın hiçbir kabahati yok. Şırnak'tan, Batman'dan, Cizre'den, o dağa giden çocukların lojistik desteğini kim yapıyor? Onların onların olanaklarına, imkanlarını kim sağlıyor? Evet. Biz onların ne olduğunu hepsini biliyoruz. Diğer partiler bunu yapamaz. Diğer partilerin bagajı kalabalık, arkasında bir sürü sorun var. Diğer partiler ya kartellerin ya özel şirketlerin adamları ya da dış güçlerin adamları bir nevi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden dedi ki bir muhalefet partisine destek vermek lazım. Ben çıktım dedim ki bu muhalefet partisi kimse açıklayın ve hiçbir muhalefet partisi çıkıp da biz de evet bunu açıklayın bu doğrudur diye kimse bir şey söylemedi. Çünkü hepsinin Amerika ile çıkar bağı var. Bugün tam bağımsız Türkiye diyen parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Bugün gerçekten ekonomik milliyetçilik diye parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Ve Türkiye Değişim Partisi kötülemek için karalamak için değil Rabbimizin verirse inşallah Çare bulmak için yollardayız. Rabbim izin verirse dertlere derman için yollardayız. Bilesin ki sevgili kardeşim bugün MYK toplantımız vardı. Arkadaşlara şöyle size bir baktım. Bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle Allah'ın izin verirse devletimizi saygıyla, sevgiyle yönetecek olan kadrolar Türkiye Değişim Partisi'ne var. Çünkü Türkiye Değişim Partisi siyasetin dilini yapılış şeklini değiştiren bir siyasi parti başkaları kötülemek için, karlamak için dolaşıyor. Biz çare bulmak için dolaşıyoruz. Dertlere derman olmak için dolaşıyoruz. Ama bugünlerde biraz da üzgünüz. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. E doktorlarımız pandemi süresi içerisinde Hepimiz başta iktidar olmak üzere doktorlarımızı alladık, pulladık, onlarla ilgili neler söyledik. E bugün doktorlarımıza siz yurt dışına gidin demek, giderseniz gidin demek doğru bir şey değildir. Biz doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza yüzde yüz sahip çıkmamız lazım. Evet. Şöyle bir şey düşünün. Yani bir sağlık çalışanları bugün askeri geçim ortamının altında maaş alıyorsa nasıl yapacak onu? Yani bugün bir Almanya'daki doktor 10 bin 12 bin euro maaş alıyorsa e bizim doktorumuz bu da 7-8 bin liraya çalışıyorsa bugünün şartlarında bunu nasıl yapacak? Olabilir problem yok. Elektrik faturalarını %300 yükselttiniz bunu da aşağı çekin. Doğalgazı yükselttiniz bunu aşağı çekin. Şimdi artık herkes evinde inanır mısınız kimse elektrik yakamıyor. Artık herkes televizyon ışığıyla oturarak akşamını geçirmeye çalışıyor. Televizyon ışığında çocuğunun yanında konuşmaya çalışıyor. E, affedersin el yıkamaya giderken bile telefon ışığını açarak gidiyor ki elektrik yakmayayım diye. Peki Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Türkiye'yi bu hale getiren 20 yıllık yönetimde olan AK Parti iktidarı. Bir yıl olsa iki yıl olsa bir şey demiyorum ama 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı. Eskiden ne var biliyor musun? Eskiden bekliyorduk yani bir sene önce falan. Karadeniz'den müthiş bir şekilde doğalgaz çıkacak. Büyük törenler yapıldı, uygulamalar yapıldı. Televizyonlar, onlar, bunlar bekliyordu ki Karadeniz'den doğalgaz çıkacak. Şimdi bekliyoruz ki Karadeniz'den acaba ayçiçek gemisi ne zaman bu tarafa gelecek? Her şey aklımıza gelirdi de ayçiçeğin bu kadar kıymetli olduğunu, ayçiçeğin yollarını gözlediğimiz inan ki aklımıza gelmezdi. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak ayçiçeği, ...en önemli konularımızdan bir evet. tanesi oldu. Niye? Trakya'da eskiden ayçiçeği vardı, salat fabrikaları vardı. Özdoğan Anası'nın fabrikasıydı. O fabrikalar yok edildi, paramparça oldu. Ve o zaman ne oldu biliyor musunuz? Biz ayçiçeğini ithal eder durumdayken, e, ihraç eder durumdayken... ...şimdi ithal evet. etmeye başladık. Bu yazıktır, günahtır. İşte ekonomik milliyetçilik de ayçiçeğine sahip çıkmaktır. Bir kez daha altını çiziyorum... Ekonomik milliyetçilik, yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Evet. Sen Genel Başkanım, konuşmaya başlarken ekip arkadaşlarımızı Hollanda'ya gönderdik dediniz. Evet, evet. Şimdi Hollanda'da tarımda biliyorsunuz dünyanın en büyük ihracatçılarından. Gelirinin de büyük bir kısmı oradan ve Avrupa'nın yüzde 45 hububatını, tahıl ürünlerini Hollanda sağlıyor. Şimdi bizim siyaset erkanımız, bizim bürokratlarımız bunu bilmiyorlar mıydı? Yani Karadeniz'den gelecek olan doğal gaz gemisini beklerken, aççek yağ getirecek gemiyi, yani hiç mi anlamadılar? Hiç mi çalışmadılar? Biz yazıyoruz, çiziyoruz. Dünya bir krize girecek. Bunun hiç mi önlemini almadılar? Koltuk mu çok önemli? Halkın refahı mı çok önemli? Türkiye Değişim Partisi eski siyaset anlayışıyla mı? ekonomi yönetecek yoksa dediğiniz gibi Hollanda'ya mı gönderdiniz ekip arkadaşlarınızı Amerika'ya gönderdiniz ekip arkadaşlarınızı onların çalışmalarını getirip onlar üzerinde çalışarak mı yöneteceksiniz bu çok önemli Ayçiçek konusunda Doğru. sizi yani belki milyonlar izledi tepkinizi izledi haklı bir tepki TikTok'ta verdim evet TikTok'ta haklı bir tepki sen genel başkanım evet. Peki ayçiçek üretiminde Trakya diyoruz anlattığınız çünkü siz geçmişi biliyorsunuz, gözlemlemişsiniz. Şimdiki gençlere, şimdiki gençlere. Evet, aslında biz bir ayçiçek e, yağı üretecek bir ülkeydik ama yanlış bir politikayla mı bu hale geldik diyeceksiniz? Yoksa biz bu ayçiçek yağını kendimiz üreteceğiz mi diyeceksiniz? Burada bu soru çok önemli başkanım. Es, yani kötüleyerek mi ön plana çıkacaksınız yoksa hiçbir şeyi Aldırış etmeden biz yapacağız, biz üreteceğiz mi diyeceksiniz? Şöyle, şöyle. Biz yapılan hayırlı işlere e, saygıyla, sevgiyle teşekkür eden, eksik bıraktıkları da çözüm önerisi anlatan bir siyasi partiyiz. Ee, AK Parti ilk 10 sene son derece başarılı çalışmalar yaptı Allah için. Ama son 10 sene gerçekten yoruldular ve heyecanları bitti. Bu da çok önemli başkanım. Evet, Takdir evet. etmek de çok önemli. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Türkiye'deki ve siyasi ahlakı… Ve biz… Evet. Ee, sorunları çözüm önerilerini anlatırız. Bakın bir şey söyleyeyim. Mesela bizim bakanlarımız dışarıdan olmaz. Bizim bakanlarımız mutlaka içeriden olur. Dışarıdan çok değerli çocuklar olabilir. Onların bilgileri, becerileri Amerika'da okumuş olabilirler ama Türkiye'de dışarıdan bakanlık fikri doğru bir fikir değildir. Tek adamın yönetmesi de doğru bir fikir değildir. Yani bir kişinin kararıyla 84 milyonu etkileyemezsiniz. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak biz tarafsız cumhurbaşkanı, bağımsız tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı diyoruz. Mesela dışarıdan bakan olmayacak. Bizim bakanlarımız gençlik kolu başkanından, ilçe başkanından, il başkanlığından gelecek ve bakan olduktan sonra parti rozetini çıkaracak. Devletimizin bayrağını takacak ve devletin bakanı olacak. Benim bakanım herhangi bir yere gittiği zaman ilk önce Türkiye Değişim Partisi'ne gitmeyecek. Oradaki diğer partileri ziyaret edip en son benim partime gelecek. Çünkü artık devletin bakanı olacak. Ben belediye başkanlığım döneminde yıllarca bunu nasıl uyguladımsa Türkiye'de inşallah bunu uygulayacağım. Şiş, yerel yönetimlerde iş modelini nasıl hayata geçireceğim. Sağlıkta, eğitimde, kadında, engellilerde, emeklilerde, gençlerde, çevrede, doğada, sanatta, kültürde, bilimde, fende, teknolojide, teknik hizmetlerde, atölyesinde, planlanmasında, ilk yardımında, acilinde nasıl bu çalışmaları yaptıysam Türkiye'de aynı çalışmaları inşallah yapacağım. Yerel yönetimde şişli modeli inan ki Türkiye modeli olduğu zaman Türkiye'miz kalkınacak. Örnek alacağımız ülkeler var. Özellikle özellikle hukuk konusunda İngiltereden, Almanya'dan, özellikle teknoloji konusunda, eğitim konusunda Almanya'dan ve İskandinav ülkelerinden, özellikle de tarım konusunda Hollanda'dan da önemli çalışmalar alıyoruz. Bunu yaparken de üzülüyorum. Bizim insan gücümüz onlardan daha fazla ama evet. onlar teknolojik olarak bizi geçmişler. Geçen gün Kayseri'de bir tarım fuarına gittim baktım. Tarım fuarına baktım orada bir tane traktör var. Traktörün pulluğu var. Dedim ki çocuklara ne kadar dedim. Bu dediler ki vallahi bu 40 bin lira. Peki hemen arkadaşlar dedim girin bakalım internete bu İtalya'da Fransa'da Almanya'da ne kadar? Bir girdik baktık ki İtalya'da Almanya'da 40 bin euro. Bizde bizde yani orada 40 bin euro Bizde 3500 Euro şu anda. E Demek ki ben bu, bu markayı Almanya'ya pazarlasam, Avrupa'ya pazarlasam dünya kadar bizim e, çalışmamız olur ve ülkeye girdi olur. Bu da ne var? Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Bizim evet. esnafımızı ve her alanda markalaşmamız lazım. Markalaştığımız zaman inanın ki bizim önümüzde kimse 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 duramaz. Ekonomik milliyetçilik işte ülkemizin markalaşmasıdır. Evet işte ekonomik milliyetçilik çok önemli. Çok evet. sağlam bir Peki. yerde durdunuz. Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben başkanım. de son sözümü söyleyeyim. Evet. O zaman tekrar bugün sağlık çalışanlarına saygıyla, sevgiyle bir kez daha iade ediyorum. Hem evet. doktorlarımıza hem sağlık çalışanlarımıza dikkatle bakmamız lazım. Geçen sene 316 kişi sağlık çalışanımız maalesef ve maalesef katledilmiş vaziyette, öldürülmüş vaziyette. 390 tane sağlık çalışanımız da darp edilmiş vaziyette. Evet bir yasa çıktı ama o yasa kafi değil ve caydırıcı değil. Biraz daha biraz daha bu cezaları mutlaka artırmak lazım ki sağlık çalışanlarına herkesin saygılı ve sevgili olması lazım. Evet. İkincisi bir doktorumuz bir hastaya 5 dakikada bakamaz. Maalesef bu zorlanıyor. Bu doğru bir şey değil. Bir doktorumuzun bir hastaya bir doktorumuzun günde 8 saatlik süre içerisinde ortalama dünya ortalamasında 20 tane hastaya bakması lazım. Ama biz doktora 100 hastaya bak doğru bir şey değil. Evet. evet. yapılan büyük sağlık şehir hastaneleri vardır ama o şehir hastanelerinde sağlığın kalitesi de alabildiğine düşmüş vaziyette. Türkiye'de için Paris vatandaşımız SSK yatırmış, efendime söyleyeyim Bağkur yatırmış, emekli sandığına parasını yatırmış hastaneye gidip tedavisi olup çıkıyordu. Şimdi gidiyor özel hastane diyor ki devlet şu kadarını karşılıyor sen de şu kadarını karşıla. Bu mantığı biz doğru bulmayız. Evet. Madem ki yurttaşlarımız efendime söyleyeyim 25 sene 30 sene sağlık sigortası ödediyse hastaneye girip tedavisi olup çıkması lazım. Türkiye Değişim Partisi'nde sağlık ve eğitim, hukuk, adalet bizim için son derece önemlidir. Tarım son derece önemlidir. Teknoloji son derece önemlidir. Tekstil son derece e, önemlidir ve aynı zamanda da aynı zamanda da Ekonomik milliyetçilik altını tekrar çiziyorum. Ekonomik milliyetçilik Türkiye'mizin kurtuluşudur. Bu evet. vesileyle Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bizi dinleyen bütün arkadaşlarıma, bütün yurttaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Biz de uzun zamandır bir siyasi parti liderinin böyle özellikle mikro, mikro ekonomik milliyetçilikten bahsetmesi ve hiç kimseyi ayrıştırmadan yurtta sulh, cihanda sulh tarzıyla hareket etmesinden ötürü çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım. Sağ Saygılarımızla. Sağ